Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi, yapımı oldukça kolay ve çok şık bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, yazlık örgülerde kullanılan merserize ip kullanıyorum. Alize Diva marka. Tığımın numarası da 1.60 milimlik bir tığ kullanıyorum. Evet, şimdi göz kararı çok sıkmadan zincirlerimi çekeceğim. Ben sadece model anlatımı yapacağım. Küçük bir parça üzerinden göstereceğim. O yüzden ben göz kararı çekeceğim. Zincirlerimi sayı vermeyeceğim arkadaşlar burada. Trabzanlarımı yaparken yine sayı vererek devam edeceğim. Siz yapacağınız işin boyutuna göre zincirlerinizi çekin arkadaşlar. Evet. Şöyle birkaç tane daha çekip bırakacağım. Bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli. Tığımın başına 2 defa alıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye batıyorum. Buraya 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. 2 defa tığımın başına aldım. Bir sonraki zincirden batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tekrar ediyorum. 2 defa tığımın başına aldım. 1, 2, 3 defa da çektim. İkişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. 2, 2 ve 2. Evet, bu şekilde üçlü trabzanlar yapacağız. 2 model üzerinden anlatacağım. Toplamda 27 tane üçlü trabzana ihtiyacım var. 27'ye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 27 tane trabzanımı yaptım ve tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve çevirdim. Tığımın başına 2 defa aldım. Kenar trabzanlarımı yapacağım. Şöyle 2, 2, 2 şeklinde çıkardım. Yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Evet, kenarda kaç trabzan yapmak istiyorsanız arkadaşlar o şekilde ayarlayın. Ben şu anda 5'er tane yapacağım. 4 oldu ve 5. Evet, 5 tane kenar trabzanımı yaptım. Şimdi 5 tane kenar trabzandan sonra her zaman 2 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa aldım ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye batıyorum. Çekiyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım. Bir ilmeğim tığın üzerinde kaldı. Tekrar ediyorum. 2 defa sardım. Aynı noktaya tekrardan battım. Çıkardım ilmeğimi. Önce bakın bir tanesini çıkarıyorum. Şöyle. Daha sonra 2. Daha sonra 2. Tekrar ediyorum. 2 defa sardım. Aynı noktaya battım. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 şeklinde çıkardım. Evet, ilmeklerimi tığın üzerinde topladım. Bakın 3 trabzan ilmeğim burada. Bu üçünü birlikte çekiyorum. 2 ilmeğim tığın üzerinde kalıyor ve bu 2 ilmeği de birlikte kapattım. Araya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve tığımın başına 2 defa aldım. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Aynı zincirin içine arkadaşlar. Ve yine önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım ve bir ilmeği tığın üzerinde bıraktım. Kapatmadım. 2 defa sardım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım. Bir ilmek kaldı. Tekrar ediyorum. Evet, bakın 3 tane trabzan yaptım. 3 trabzanın ilmekleri şöyle tığımın üzerinde son ilmekleri ve bu üçünü birlikte kapatıyorum. 2 tanesi kalıyor ve bu 2 taneyi de birlikte kapatıyorum. Tekrar ediyorum. Araya 5 zincir çektim ve tığımın başına 2 defa aldım. Yine aynı noktaya batıyorum arkadaşlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa sardım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa sardım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Evet, yine 3 ilmeğim. Kapattım şöyle. Kalan 2'yi birlikte kapattım. Evet, üçlü modelimi buraya kurdum arkadaşlar bu şekilde. Evet, şimdi burayı tamamladıktan sonra hiç zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına 2 defa alıyoruz bu şekilde ve buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.'ye batalım. Daha sonra yine önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkaralım. İlmek toplayalım. 2 defa sardık. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde yine çıkardım. 2 defa sardım. 1, 2, 2 şeklinde çıkardım. Bu 3 ilmeği birlikte kapattım. Kalan 2'yi de birlikte kapattım. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki gibi üçleyelim bunu da. Yanına 2 tane daha aynı modelden yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şöyle tamamladık. Şimdi yine 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına 2 defa alıp 1, 2, 3, 4, 5.'ye batalım. Ve buraya 2, 2, 2 şeklinde çıkarıp üçlü trabzanımızı yaptık. 2 defa sardık. 1, 2, 3 defa da çektik. Tekrar ediyorum. Kenar trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar burada. Toplamda 5 tane olacak. Burayı hızlıca geçelim. Şöyle 2 katlı olarak batalım. Evet, burayı da tamamladım. Şimdi 4 zincirimi çektim ve çevirdim. Hemen yine kenar trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. Evet, 5 tane kenar trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Yine 2 zincir arkadaşlar. 2 zincirimizi çektik ve buradaki 5 tane zincir boşluğuna batıyoruz. Şöyle çekelim sağa doğru. Bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım buraya. Daha sonra 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve diğer 5 zincir boşluğuna batıyorum. Şöyle yine sağa doğru çekiyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Bu yuvanın içine yine bu modelden kuracağız. Tekrar ediyorum yine 7 tane sık iğnemi. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden bir sonraki zincir boşluğuna geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve bir sonraki zincir boşluğundan batarak şöyle sağa doğru çekip bir yuva daha oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra 1, 2 oldu. Pardon. 3, 4, 5. 5'i tekrar edelim. 6 ve 7. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başına 2 defa aldım ve kenar trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. Bu şekilde. Şöyle ön tarafını gösterelim. Evet, şimdi kenar trabzanlarımı yapıp geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapıp tamamladık. Kenar trabzanlarımı yaptım dönerken de. Şimdi tekrardan 2 zincirimizi çekelim. Ve tığımızın başına 2 defa alıp bu boşluktan batıyoruz arkadaşlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım. Bir ilmeği tığımın başında bıraktım. Tekrar ediyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıkardım. İkinci trabzanımı oluşturdum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi 3 taneyi birlikte kapattım ve kalan 2'yi de birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığımın başına aldıktan sonra bakın önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığımın başına 2 defa aldım. 1, 2 ve 2. 2 defa sardım. Aynı işlemleri tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa sarıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 defa da çektim. Sonuncuyu yapıyoruz. Evet, 3 defa da çektik. Bu 3 ilmeği de birlikte çektik. Kalan 2'yi de birlikte. Evet, ikinci sıramızda da modelimizi bu şekilde kuruyoruz. 2 defa sarıyorum zincir çekmeden ve buraya da model başlatıyorum yine. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar modelimiz. Daha fazla anlatmama gerek yok. Model buradan sonra kendini tekrar ediyor. Şimdi ben kamera arkasında mor renkle denedim arkadaşlar. Lilanın güzel bir tonuyla denedim. Hemen onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam bakın bu şekilde oldu. Rengi aslında çok güzel arkadaşlar ama kamerada maalesef belli olmuyor. Bu kadar çıkıyor. Morun çok güzel bir tonu arkadaşlar. Bu modelden çok güzel yazlık yelek olur arkadaşlar. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz farklı ve güzel bir model yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.